2011 yılında yüzbaşı görevindeyken üzerine atılı bir suçtan dolayı Yüksek Askeri Şura kararıyla meslekten ilişiği kesilen Yüksek Askeri Şura mağdurları Muğla temsilcisi Gökay Karatut basın açıklaması yaptı. Elinde "Af değil hak istiyoruz" yazılı pankartla Cumhuriyet Caddesi'nde tek başına bir açıklama yapan Gökay Karatut, alınan yaş kararlarından dolayı 1547 kişinin mağdur durumda olduğunu ve özlük haklarını geri istediklerini söyledi. Örneğin ben şu an kıdemli albay rütbesindeyim. Kıdemli albay maaşımı alıyorum. Kimliğimde yüzbaşı yazıyor. Böyle saçma sapan bir şey var. Mesleğinden ilişiği kesilen ve son çıkan kanunla Güzel Sanatlar Fakültesi'nde araştırma görevlisi olarak memurluk görevini sürdüren Karatut, açıklamasında şu ifadeleri kullandı. Bizler 1971 yılından 2011 yılına kadar Yüksek Askeri Şura mağduruyuz. Yaş kararları bu tarihler arasında biliyorsunuz yargı kararlarına kapalıydı. 2011 yılında yargı kararlarına açıldı. Fakat o aradaki dönem için hala yargıya kapalı olan bu kararların Yüksek Askeri Şura mağdurları olarak kaldırılmasını ve yargıya açılmasını istiyoruz. Başka da bir talebimiz yok. Bu taleplerimizi Cumhurbaşkanımıza, Başbakanımıza, özellikle Sayın Ekonomi Bakanımıza iletilmesini istiyoruz. Eğer bu biz af, siyaseten af değil, biz kendi haklarımızı istiyoruz.